Merhaba, bu videomuzda yani küçük bir destek serisinin bu üçüncü videosunda ATP hakkındaki her şeyi toparlamaya çalışacağız. Karınca kararınca tabii. ATP nedir ya da uzun adıyla adenozin trifosfat nedir? Canlıların acil enerji ihtiyacını karşılamaya çalışan bir molekülden bahsediyoruz. Yüksek enerjili bağlarında enerji depolayan ve gerektiğinde bu enerjiyi endergonik bir reaksiyon için, yani içine enerji alan bir reaksiyon için açığa çıkaran bir molekülden bahsediyoruz. Hiçbir canlı yaşamını ATP olmadan gerçekleştiremez ve ATP'de enerji ve besin maddelerinden sentezlenir. Ve bu enerji ve besin maddelerinde canlıların inorganik maddelerden kendisi sentezlemesi ya da organik olarak hazır almasına bakılarak ototrof ve heterotrof ayrımını yapıyoruz. Normal moleküllerin bağlarındaki enerji, potansiyel enerji 3000 kalori civarında olmasına rağmen ATP'nin son iki yüksek bağındaki enerji 7300 kalorilik bir enerji deposudur. Yani bu bağ kırıldığı zaman 7300 kalorilik bir enerji açığa çıkar. ATP'nin son bağının kırılması dışarıya enerji veren bir reaksiyon olduğu için egzergonik. ATP ile ilgili şunları bilmemiz lazım. Her hücre kendi ATP'sini kendi sentezlemek zorundadır. ATP hücre içerisinde sentezlenir ve parçalanır. Bir hücreden diğer bir hücreye verilemez. ATP depolanamaz. Hücrede var olan ATP bir saniyeden daha kısa bir zaman diliminde yeterli gelir o hücreye. Yeni ATP'lerde sentezlenemezse hücre ölür. Adenozin trifosfat yani ATP. Hani şu DNA ya da RNA'da bulunan adenin baz, 5 karbonlu bir monosakkarit olan riboz ve 3 tane fosfat grubunun birleşmesiyle oluşmuştur. Adenin ile ribozu birbirine bağlayan bağ glikozit bağıdır. Adenin ve riboz birlikte nükleozit özelliği gösterir. Riboz ile birinci fosfat arasındaki bağ ise ester bağı olup adenin, riboz ve fosfatın üçü birlikte nükleotit özelliği gösterir. Çünkü bağ şeker ve fosfat içeren bileşiklere nükleotit denir. Yani aslında ATP bir çeşit nükleotittir. ATP molekülünden bir fosfat koparsa ADP, ikincisi koparsa AMP oluşur. Üçüncü bağ kopmaz çünkü fosfatı riboza bağlayan bağ yüksek enerjili değildir. ATP tüm canlılık olaylarında kullanıldığından sürekli tüketilmektedir. Bu nedenle bir yandan da sürekli üretilmesi gerekir. ATP sentezi ADP'ye bir fosfat grubu bağlanması ile olur. Bu olay ADP'nin fosforlanması anlamına gelen fosforilasyon olarak adlandırılır. Aslında fosfatlanma desek daha doğru olur çünkü ADP'ye fosfor değil fosfat bağlanır. Fosforilasyon hem bir dehidrasyon sentezi ve hem de endergonik bir olaydır. ATP'nin hidrolizine ise defosforilasyon denir. Çünkü bu olayda da ATP'den bir fosfat atılır yani def edilir. D ön ekini atmak, def etmek olarak aklınızda tutabilirsiniz. Hücrede gerçekleşen endergonik yani enerji ihtiyacı olan olaylar için enerji veren tek kaynak ATP'dir ve gereken enerji ATP'nin hidroliziyle sağlanır. Sonuç olarak ATP dehidrasyon senteziyle oluşur ve hidroliz olaylarıyla parçalanır. Şimdi biyolojide yeterince terim yokmuş gibi kimyada gördüğümüz endotermik ve egzotermik kavramları yerine neden egzergonik ve endergonik kavramını kullanıyoruz? Zorluk olsun diye mi? Hayır. Şimdi kimyadaki termal enerji ısı enerjisi demektir. Eğer bir kimyasal reaksiyonda bir enerji kullanılıyor ya da açığa çıkıyor ise bu genelde ısı enerjisidir. Fakat biyolojide sadece ısı enerjisi kullanılmıyor ve ısı enerjisi açığa çıkmıyor. Örneğin fotosentezde ışık enerjisi kullanılıyor. Kaslarımızda ya da ATP sentaz molekülünde bir mekanik enerji oluşumu söz konusu. Sinir sistemimizde elektrik enerjisiyle ilgili bir takım durumlar söz konusu. Yani biyolojide sadece termal enerji yok. O yüzden fizikte CGS'deki enerji birimi olan erk sözcüğünü kullanıyoruz. Dışarıya enerji erk veren, dışarıdan enerji erk
alan reaksiyonlardan söz ediyoruz. Bilindiği gibi egzo dış, endo iç demektir. Artık tercüme etmeye hazırız. Egzergonik reaksiyon oluşumu sırasında dışarıya enerji veren reaksiyondur. Grafikte A'daki potansiyel enerji 70 birim olsun ve A'nın B artı C'ye dönüşümü sırasında 40 birimlik bir enerji çıkıyorsa, reaksiyon son ürünleri olan B ve C'deki toplam enerji miktarı 30 birim olacaktır. Aktivasyon enerjisini dikkate almıyoruz çünkü reaksiyon grafiğinde de görüldüğü gibi aktivasyon enerjisi reaksiyondaki toplam enerji değişimine etki etmemektedir. Endergonik reaksiyon ise oluşumu sırasında içine enerji alan reaksiyondur. Grafikteki X ve Y'deki toplam potansiyel enerji 20 birim olsun. Reaksiyon içine 80 birimlik bir enerji aldığında reaksiyon sonucu oluşan Z maddesinin potansiyel enerjisi 100 birim olacaktır. Bu reaksiyonda da yine aktivasyon enerjisini dikkate almıyoruz. Dikkat edilirse reaksiyonun giren ve çıkan tarafındaki enerji miktarları enerjinin korunumu kanunu gereği eşittir. Şimdi de gelelim fosforilasyon çeşitlerine, yani ATP sentez biçimlerine. Birinci ATP sentez biçimimiz fotofosforilasyon. Adından da anlaşılacağı gibi bu olay fotosentez olayı sırasında sentezlenen ATP'yi ifade etmek için kullanılıyor. Klorofil molekülündeki bir elektronun uyarılması ve enerji seviyesinin yükselmesiyle bu elektronun klorofilden koparak ETS boyunca taşınması, bu elektronun enerjisiyle proton pompalanması ve enerji düzeyi giderek düşen elektronun en sonunda bir dizi olay sonucu NADP molekülü tarafından alınması, NADP'nin indirgenmesi. Bu sırada ATP sentezin de işin içerisine karıştığı kemi ozmotik olaylar sonucu ATP'nin sentezlenmesi, yani ışık etkisiyle ya da ışığın dolaylı etkisiyle ATP'nin sentezlenmesi süreci fotofosforilasyon olarak adlandırılıyor. Fotosentezle ilgili videoya bakmanızı öneririm. İkinci ATP sentezi substrat düzeyinde fosforilasyon adını alıyor. Substrat bilindiği gibi enzimlerin etki ettiği madde ya da enzimatik bir reaksiyonda reaksiyona giren madde, reaksiyondan çıkan maddelere ise ürün adını veriyoruz. Bu ATP sentez biçiminde substrat reaksiyona girdikten sonra substratın değişime uğraması sırasında açığa çıkan enerjiyle eğer ATP sentezleniyor ise bu sentezlenen ATP'ye substrat düzeyinde fosforilasyonla sentezlenen ATP diyoruz. Bu ATP sentez biçimini temelde iki yerde görüyoruz. Birincisi glikolizde, ikincisi ise Krebs çemberinin oksijenli solunumda gerçekleşen ya da oksijensiz solunumda gerçekleşen Krebs çemberinin belli bir noktasında görüyoruz. Glikoliz ise fermantasyonda oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak başlangıç basamakları olarak gördüğümüz yaklaşık 10 basamaklık bir seriye verilen isim. Şimdi de kabaca glikolize bir bakalım ama sadece ATP ile ilişkili olan kısmına bakalım. Kopan hidrojenleri ve bu hidrojenlerin NAD tarafından yakalanmasını işe karıştırmayalım. Bu olay dizisi sırasında başlangıçta ATP de tüketilir ancak üretilen ATP miktarı tüketilenden fazla olduğundan net bir ATP kazancı da söz konusudur. Glikoliz, glikozun liz olması yani parçalanması demektir. Liz ekini her gördüğünüz yerde mutlaka bir parçalanma olduğunu bilin. Elektroliz, analiz, hidroliz, lizozom gibi. Her reaksiyon basamağında ayrı bir enzim görev alır ve yaklaşık 10 basamaklık bir reaksiyon dizisidir glikoliz. Her bir basamağa giren madde o reaksiyon basamağı için substrattır. Bir önceki reaksiyon basamağının son ürünü olsa bile bir sonraki reaksiyonun substratıdır o madde. Ha bakın bu bilgi enzimler takımlar halinde çalışır genellemesine de çok güzel bir örnek oldu aynı zamanda. Aradaki bir basamakta egzotermik bir reaksiyon gerçekleşir ve açığa çıkan enerjiyle ATP sentezlenir. Bu enerji substratın parçalanmasıyla açığa çıkmıştır ve burada sentezlenen ATP'de bu nedenle substrat düzeyinde fosforilasyon ile sentezlenen ATP adını alır.
Benzer bir duruma Krebs devrinde de rastlıyoruz. Şekilde 4 karbonlu olan maddenin hidrojen kaybetmesiyle sonuçlanan reaksiyonlardan biri egzergonik olup çıkan enerjiyle ATP sentezlenmektedir. Bu enerji de yine substratın parçalanmasıyla açığa çıkmıştır ve burada sentezlenen ATP de bu nedenle substrat düzeyinde fosforilasyon ile sentezlenen ATP adını alır. Gelelim üçüncü ATP sentez biçimine, yani oksidatif fosforilasyona. Bununla ilgili iki farklı örnek göreceğiz. Bunlardan birincisi oksijenli solunumla ilgili. Oksijenli solunumda organik molekülden kopan hidrojenler NAD ya da FAD tarafından ETS bileşiklerinin dibine geldikten sonra proton ve elektronlarına ayrılıyorlardı. Elektronlar ETS bileşikleri tarafından zar boyunca taşınıyor ve bu sırada bu elektronların enerjisiyle protonlar zarlar arası bölgeye pompalanıyordu. Zarlar arası bölgede bulunan bu protonların tekrar matrikse dönebildikleri tek açıklık ATP sentaz kanalıydı. ETS boyunca taşınan elektronlar da en sonunda oksijeni indirgiyorlardı. Ve bu oksijen protonlarla, ATP sentaz kanalıyla matrikse gelmiş olan protonlarla birleşip suyu oluşturuyordu. İşte bu sırada, yani protonların ATP sentaz içerisinden matrikse geçmesi sırasında ATP sentazın dönmesinin etkisiyle oluşan mekanik enerjinin ADP ile P'nin birleşmesine yol açması sonucu bir ATP molekülü sentezleniyor. İşte bu ATP molekülü elektronların ETS'de taşınıp da oksijeni indirgemesiyle yakından ilişkili olduğu için, olay sırasında bir oksitleyici ajan kullanıldığı için sonuç olarak bu sentezlenen ATP'de oksidatif fosforilasyonla sentezlenen ATP deniyor. Gelelim oksidatif fosforilasyonun ikinci örneği olan kemosenteze. Kemosentezi sadece bazı bakteriler yapıyor. Bunlar ototrof canlılar. Ancak ışık enerjisi kullanmıyorlar. Klorofil de taşımıyorlar. Peki ışık yerine ATP sentezlemek için hangi enerjiyi kullanıyorlar? Kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Hangi kimyasal enerjiyi kullanıyorlar? İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle elde edilen enerjiyi kullanıyorlar. İnorganik bir maddenin oksitlenmesi sonucu, diyelim ki o inorganik madde X bileşiği, X'in oksijenle reaksiyona girmesi sonucu XO2 ya da XO3 bileşiği oluşuyor ve bu sırada açığa çıkan enerjiyle de ADP ile P birleştirilip ATP sentezi gerçekleştiriliyor. Daha sonra bu ATP, tıpkı fotosentezde fotofosforilasyonla sentezlenen ATP gibi karbondioksit ile hidrojen ve elektron kaynağı olan illa su olmak zorunda değil, bir maddenin birleştirilip besinin sentezlenmesinde kullanılıyor. Yani fotosentezde ışık enerjisini yaptığı görevi kemosentezde inorganik bir maddenin oksitlenmesiyle elde edilen kimyasal enerji yapıyor. Bu sırada sentezlenen ATP'ye de oksidatif fosforilasyonla sentezlenen ATP diyoruz. Kemosentez ile ilgili en bilinen örnek azot döngüsünde de karşımıza çıkan nitrifikasyon bakterileri, yani nitrit ve nitrat bakterileridir. Azot döngüsüne bir bakmanızı öneririm. Bitkiler, hayvanlar ve esas olarak da çürükçüler tarafından protein ve amino asitlerin metabolize edilmesi sonucu oluşan amonyak, nitrit bakterileri tarafından nitrit aside, yani HNO2'ye dönüştürülür. Nitrit asit de nitrat bakterileri tarafından HNO3'e, yani nitrik asite dönüştürülür. Her iki reaksiyonda hem bir oksitlenmedir hem de egzotermiktir. Çıkan enerjiyle ATP üretilir. Bu nedenle bu ATP oksidatif fosforilasyon ile üretilmiş olan ATP'lere bir örnektir. Oluşan ATP'ler besinin sentezinde kullanılır ve açığa çıkan oksijen yeniden gerek amonyağın gerekse nitritin oksitlenmesinde kullanıldığından reaksiyon ortamına serbest oksijen verilmez. Burada dikkat edilecek olan en önemli hususlardan biri oksijen tarafından yükseltgenen, yani oksitlenen amonyak ve nitritin
inorganik maddeler olmasıdır. Kısaca kemosentezde inorganik maddelerin oksitlenmesi sırasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezlenirken, fotosentezde ışık enerjisi kullanılarak ATP sentezlenir. Ama her iki olayda da sentezlenen ATP'ler besin oluşturulurken kullanılır. Bu reaksiyonlar sırasında sentezlenen ve tüketilen ATP miktarları birbirine eşit olduğundan elde ATP fazlası kalmaz. Şimdi de diğer örneklere bakalım. Kükürt bakterileri aşı kesi yani hidrojen sülfürü iki basamaklık bir reaksiyon serisi sonunda aşı KSO4'e yani sülfürik asite dönüştürür. Demir bakterileri de yeraltı sularında bulunan ve çatlaklardan yeryüzüne sızan sulardaki demir 2'yi oksitleyerek demir 3'e dönüştürür. Her iki bakteri grubu da bu oksitlenme reaksiyonlarını gerçekleştirirlerken reaksiyon ortamına enerji çıkışı gerçekleşir. İşte bu enerji ATP sentezinde kullanılır ki bu ATP de besin sentezi için kullanılır. Sadece bazı bakteriler değil bazı erkeler de kemosentez yapar. Derin deniz diplerinde bulunan volkan bacaları yani hidrotermal bacalar çevresindeki kemosentetik arkeler bu duruma iyi bir örnektir. Ve ekstrem koşullardaki ekolojik zonların varlığı bu temelli oluşur. Biraz da genel kültür, bu hidrotermal bacalar yer kabuğu hareketleri sonucu oluşur ve mamaya yakın kırık ve çatlaklardan süzülen deniz suyu yüzlerce santigrat dereceye kadar ısınır ve soğuk deniz suyu ile karşılaşınca soğuyarak içinde bulundurduğu mineralleri çökeltir ve bu bacalar oluşur. Şimdi elimizde ATP sentezlenen 5 olay var. Nedir bu 5 olay? Bunlardan 3'ü ATP kazandıran olaylar, fermantasyon, oksijensiz solunum ya da uzun adıyla ETS kullanılan oksijensiz solunum ve oksijenli solunum. Bunun dışında ATP üretilen 2 olay daha var, fotosentez ve kemosentez. Bu 5 olay dışında doğada ATP sentezlenen başka herhangi bir olay yok. Şimdi bu 5 olaydan kemosentez ile oksijensiz solunumu sadece bazı bakteriler yani prokaryotlar yapıyor. Diğer üçünü yani fotosentezi, oksijenli solunumu ve fermantasyonu prokaryot canlılar da yapabiliyor, ökaryot canlılar da yapabiliyor. Bazen oksijenli solunum ve fermantasyonun her ikisini yapabilen canlılara da rastlıyoruz. Örneğin bizim iskelet kaslarımız hem fermantasyon yapabiliyor hem de oksijenli solunum yapabiliyor. Bazı canlılar sadece oksijenli solunum yapabiliyor, bazıları da sadece fermantasyon yapabiliyor. Hem oksijenli solunum hem de fermantasyon yapan canlılara fakültatif canlılar diyoruz. Şimdi size bir sorum var ve önce soruyu sorayım. Işık altındaki bir yaprak hücresi protein sentezi sırasında gereksindiği ATP'yi bu 5 olaydan hangilerinden sağlar? Soru bu. Şimdi önce iki tanesini eleyelim. Kemosentezi ve oksijensiz solunumu eliyoruz çünkü bu iki olayı sadece prokaryotlar yapıyor. Oysa bitkilerin tamamı ökaryot. Elimizde geriye 3 tane olay kaldı. Fotosentez, fermantasyon ve oksijenli solunum. Kemosentez ve fotosentez olayında sentezlenen ATP'nin tamamı yine aynı olayda kullanılır. Bir ATP fazlalığı oluşmaz. Üretilen ve tüketilen ATP'ler birbirine eşittir. Oysa oksijensiz solunumda, fermantasyonda ve oksijenli solunumda tüketilenden daha fazla miktarda ATP üretilir. Zaten bu 3 olaya o yüzden ATP kazandıran olaylar diyoruz. Bu durumda elimizde kalan bu 3 olaydan fotosentezi de eleyelim. Geriye fermantasyonla oksijenli solunum kaldı. Peki eğer bir canlı fakültatifse yani hem oksijenli solunum hem de fermantasyon yapıyorsa hangisini tercih eder temelde? Oksijenli solunumu tercih eder. Niye? Çünkü daha fazla ATP elde eder oksijenli solunumdan. Ama eğer oksijen bulamıyorsa geçici olarak fermantasyon da yapacak. Gerçekten de bitkinin örneğin kök hücreleri yeterince oksijen bulamadığında fermantasyon yapar mı? Yapar. Ya da tohumlar yeterince oksijen bulamadığında fermantasyon yaparlar mı? Yaparlar. Ancak sürekli yapamazlar. Bir süre sonra ölürler. Yani
oksijen bulmak zorundadırlar. Bizim sorumuzda konu olan bitki kısmı ise ışık altındaki bir yaprak hücresi. Yani aynı anda yanı sıra fotosentez de yapıyor ve oksijen üretiyor. Dolayısıyla fermentasyon yapmasına gerek yok çünkü ortamda yeterince oksijen var. Bu durumda sorumuzun cevabı, yani o protein sentezi için gereksinilen ATP'yi elde etmek için o ATP'nin sentezlendiği temel olarak oksijenli solunum olacaktır. Şimdi burada bir uyarıda bulunmak isterim. Nasıl bir okulda aynı anda farklı sınıflarda farklı dersler işleniyorsa, bir hücrede de aynı anda farklı organellerde ya da hücrenin farklı bölümlerinde farklı olaylar gerçekleşmektedir. İşte protein sentezi olan yer farklıdır. Aynı anda ATP üretilen yer farklıdır. Aynı anda bu ATP'lerin tüketildiği bir sürü yer vardır. Yok efendim, maddelerin paketlendiği yer farklıdır falan. Dolayısıyla biz herhangi bir konuyu işlediğimiz zaman hücrede diğer bütün olaylar duruyor, sadece o olay yapılıyor gibi algılanmasına aman dikkat edin. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra veda zamanı. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Benimle kalın, hoşça kalın.